Merhabalar gençler. İlk TYT denememizi beraber çözeceğiz. Şimdi birinci sorumuzla başlarsak, aşağıdaki boş karelerin içi aynı satırda bulunan karelerdeki sayılar ardışık tam sayı olacak biçimde doldurulacaktır. Buna göre ABC toplamı en az kaç olur şeklinde sorulmuş bize. Toplamın en küçük değeri istendiği için bizden o zaman buralara yazacağımız yani boş olan kutulara yazacağımız sayıları özenle seçmek durumundayız. Ardışık olduğunu unutmadan 3 ile 2'nin toplamı al sayısını yani 5'i versin. 5 ile 6, 5 eksi 6'dan dolayı B sayımız eksi 1 olarak gelsin. Eksi 2 ile eksi 1'in çarpımı da C sayısını versin bize ki buradan da hangi sayı gelmiş olacaktır? 2 sayısı gelmiş olacaktır. Dolayısıyla A artı B artı C toplamı en az kaç olur şeklinde sorulmuş bize. Bu üçünü toplarsak eğer 5 eksi 1'den dolayı 4, 4 artı 2'den dolayı doğru seçeneğimiz B şıkkı olmuş olacaktır. Şimdi ikinci sorumuza geldiğimiz zaman bakalım ne diyor soru bize. X ve Y birer tam sayı olmak üzere uzun kenarı X birim, kısa kenarı Y birim olan 6 eş dikdörtgen aşağıdaki gibi çizilmiştir. O zaman biz bu kenar uzunluklarımızı bir yazalım. Aynı şekilde uzun kenarının X birim olmasını istiyoruz ve kısa kenarının da Y birim kadar olmasını istiyoruz. O zaman bir X burada, bir X burada, bir Y burada, burası X, burası Y, burası X, burası X ve burası Y olacak şekilde yerleştirdik. Oluşan şeklin dış çevresindeki uzun kenarın uzunluğu tek, kısa kenarın uzunluğu çift sayıdır. O zaman bunları bir yazalım ilk önce. Uzun kenarın uzunluğu 2x artı y kadardır. Şuraya yazalım. 2x artı y kadardır. Ve uzun kenarın uzunluğunun bize tek olduğunu söyleyin. Şimdi x sayısı isterse tek, isterse çift olsun. Hiç önemli değil. Burada y sayısı 2 ile çarpıldığı için her türlü burası çift gelecektir. Çift bir sayıyla da tekin toplamı tek olacağı için y kesinlikle tek olmalıdır. Bir kere bu bir notumuz olsun. Şimdi onun dışında kısa kenarın uzunluğunun da çift sayı olduğu söylenmiş. Yani x ile y'nin toplamının çift olabilmesi için biz az önce y'yi tek olarak bulmuştuk. Tek bir sayıyla tek sayıyı toplarsak çift bir sayı elde etmiş oluruz. Dolayısıyla o zaman x'in de kesinlikle biz tek sayı olduğunu biliyoruz. İfadelerinden hangileri doğrudur demiş. Birinci öncülümüze baktığımız zaman x eksi y çift sayıdır demiş. Evet bu öncül doğrudur çünkü x sayısını tek olarak kabul etmiştik. Y de tek. Tek sayıdan tek sayı çıkarsa sonuç çift sayıdır. X ile y'nin çarpımı tek sayıdır şeklinde söylenmiş. Evet bu da doğru. İki sayı, iki tek sayının çarpımı tektir. Üçüncüsüne baktığımız zaman 2y artı x'in çift olduğunu söylemiş. Y sayısının tek olduğunu biliyoruz ama bunu 2 ile çarptığımız zaman çift sayı olmuş olacak. Ve buna çift sayıya biz bir de tek sayı eklersek sonucun tek olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz yanlış. Doğru seçeneğimiz C şıkkıdır. Bundan sonraki üçüncü sorumuza geliyoruz. Üçüncü sorumuzda ne diyor bakalım? ABC 3 basamaklı bir doğal sayı olmak üzere aşağıda bir bölme işlemi verilmiştir. Buna göre C değeri kaçtır diye sorulmuş bize. İlk önce baktığımız zaman bölünen sayı 3 basamaklı ABC sayısı. Burada bölen sayımız var, bir de bölümümüz var. Bölümümüze dikkat edersek eğer onlar basamağı 3. 3 ile bir sayının çarpımı 48 olarak yazıldığı için bu sayıyı biz 16 olarak kabul edebiliriz. 3 ile 16'nın çarpımı 48 olacak şekilde yazılmış oldu. O zaman bizim ABC sayımız 16 çarpı 34 artı kalan olan 7'yi de eklersek 3 basamaklı ABC sayımızı bulmuş oluruz. Bu çarpımın sonucunda ABC 3 basamaklı sayımız 551 olarak gelmiş olacaktır. Bize C sayısının ne olduğu sorulmuş. O da birler basamağındaki sayı yani 1'dir. Doğru seçeneğimiz A şıkkı olmalıdır. Onun dışında dördüncü sorumuza geldiğimiz zaman dördüncü soruda bizden istenen şeye bir bakalım öncelikle. A ile B'nin toplamı nedir diye sorulmuş. AB ve 5A iki basamaklı
Sayılar olmak üzere. Şekil 1'de verilen dikdörtgen biçimindeki kağıt üzerinde gösterilen iki çizgi arasındaki mesafe 17 santimetredir. O zaman geriye kalan kısım ne kadar olacak? Eğer biz bu kısmı kapatırsak AB eksi, şöyle yazalım, altına yazalım. AB eksi 17 santimetre kadar olacaktır. Şekil 1'deki kağıt kısa kenarına paralel çizgiler üzerinden kesildikten sonra arada kalan parça atılıp kalan parçalar yan yana yerleştirilerek şekil 2'deki görüntü elde ediliyor. Şekil 2'deki görüntüye baktığımız zaman da az önce attığımız parçayı eğer bu şekilde birleştirip 5A sayısını elde ediyorsak o zaman bu 5A iki basamaklı sayısına eşit olacaktır. Şimdi burada bizim çözümleme yapmamız gerekiyor. AB iki basamaklı sayısını çözümlersek eğer oradan 10A artı B sayısı gelecek. Arkasından eksi 17 eşit olmalı 5A iki basamaklı sayısına. Yani 50 artı A şeklinde yazabiliriz biz bu ifadeyi de. 10A'dan 1A çıkarttığımız zaman 9A artı B. 50'ye de 17 eklediğimiz zaman 67 olmasını istiyoruz. Buradaki A sayısının 7 olduğunu söylersek 9 kere 7 63. Demek ki B sayısına da 4 sayısı kalsın ki toplamın sonucu 67 olsun. Yani o zaman bu AB iki basamaklı sayısı 74'müş. Bunu bir cebimize tutalım. Bize A ile B'nin toplamı istenmiş. Yani bu iki basamaklı sayının rakamları toplamı istenmiş. 7 ile 4'ün toplamından doğru cevabımız 11 olmalıdır. Beşinci sorumuza geldiğimiz zaman aşağıdaki oyun matı üzerinde ardışık tam sayılar bulunmaktadır. Şekilde gösterilen bölmelerdeki sayılar iki basamaklı olup piyon bulunduğu bölmeden 146 bölme ileri gittiğinde 9 ile tam bölünebilen bir sayının yazdığı bölmeye gelmiş olacaktır. Buna göre A kaçtır diye sorulmuş bize. O zaman şöyle düşüneceğiz. 146 bölme ileri gidiyorsa eğer o zaman 145 adım atılmış olması gerekiyor. Yani bu A5 sayısını bir şekilde düzenlemeliyiz. Nasıl? 145 adıma baktığımız zaman 145'in 9 ile bölümünden kalanın 9 ile bölümünden kalan kaç olacaktır? 1 olacaktır. Dolayısıyla o zaman biz bu A5 sayısına 1 sayısını eklersek A6 gibi iki basamaklı bir sayı elde etmiş olacağız. Şimdi bakıyoruz A'nın değeri sorulmuş bize. 9'a tam bölünebilmesi için buradaki A sayısının 3 olması gerekiyor. 6. sorumuza geçelim. Şöyle ekranı temizleyelim. 6. sorumuza geldiğimiz zaman bu birazcık ekok sorusu. Şöyle kalemimizi de alalım. Bir apartmanın bodrumunun zemini her biri eşit genişlikte olacak biçimde aşağıdaki gibi bölmelere ayrılacaktır. Duvarların başındaki ve sonundaki boşlukların genişliğiyle bölmeleri belirlemek için çizilen ardışık çizgilerin arasındaki mesafeler eşittir. Demek ki o zaman benim bu sayıların yani 900 santimetre ile 765 santimetrenin EBOB'unu almam gerekiyor. Bunu böyle bilmem gerekiyor. Dolayısıyla o zaman şöyle yapalım. Hesaplanmış haliyle söyleyelim. EBOB 765'e 900. Bu iki sayının EBOB'u 3 çarpı 3 çarpı 5 yani 9 kere 5'ten dolayı 45 olarak elimize gelecektir. Şimdi biz 900 santimetreyi 45 santimetre olacak şekilde kaç eş parçaya bölebiliriz? İlk önce onu bulmalıyız. Buradan 20 eş parça gelecektir. Arkasından 765 santimetreyi 45 santimetre olacak şekilde de 17 parçaya bölebiliyoruz. Şimdi baktığımız zaman toplamda kaç parça oluşmalı? 37. Fakat dikkat edersek son parçanın karşılığı olmayacak. Yani 37'den bir tane eksiltmeliyiz. 36 tane oda gibi düşünebiliriz aslında bunu. Çizilen çizgilerin toplam sayısı istenmiş bizden. Şimdi 36 parça çizebilmek için yani şöyle 36 parça oluşturabilmek için 35 çizim yapmamız yeterlidir. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olmalıdır. Bir sonraki sorumuza geçelim. Yedinci sorumuz. Kalemimizi de alalım. Aşağıda üzerine sayı doğrusu çizilmiş olan bir kağıt şerit verilmiştir. X5'ten büyük olmak üzere. X5'ten büyük. Yani o zaman
x5'ten büyükse 5 sayısı 0 ile x arasında bir sayı olmalıdır. O zaman bunu yazalım. Aynı şekilde bu kağıt şerit a eksi 2'nin mutlak değeri eşittir 3 eşitliğini sağlayan a değerlerinin hizasından ayrı ayrı katlandığında x hizasına gelen sayıların toplamı eksi 16 olmaktadır. Buna göre x değeri kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi o zaman burada şunu yapmamız gerekiyor. A eksi 2'nin mutlak değeri eğer 3'e eşitse şurayı çözelim. A eksi 2'nin mutlak değeri eğer 3'e eşitse bunu iki parçada inceliyorduk. Nasıl? A eksi 2'yi bir 3'e eşitliyordu. A eksi 2'yi bir de eksi 3'e eşitliyordu. Buradan A'nın değeri 5 gelirken buradan da A'nın değeri eksi 1 gelecektir. Eksi 1 de aynı şekilde sıfırın solunda bir sayı olarak elimize gelmiş oluyor. Şimdi o zaman 0 ile 5 arasında bir tane en sayısı eksi 1'den küçük olacak şekilde bir tane de en sayısı tanımlarsak. Şimdi eksi 1 solda olduğu için ilk katlama soldan olacak. O zaman eksi 1 ile x arasındaki mesafeye bakmam gerekiyor. Eksi 1 ile x arasındaki mesafeye bakacağım. O zaman ben diyeceğim ki x eksi eksi 1 buradan kaç gelecektir? X artı 1 olarak gelmiş olacaktır. Şimdi eksi 1 baz alınarak katlandığında eksi 1'e x artı 1 mesafe uzaklıkta başka bir M noktası. Burada işaretlediğimiz nokta olmuş olacak. Dolayısıyla bu nokta x ile çakışmış olacak. Yani M'in x'in tam ortasında eksi 1 olacak. M ve x'in tam ortasında eksi 1 olmalı. Şimdi M ile x'in tam ortasında eksi 1 olmalıysa o zaman M artı x bölü 2'nin eksi 1'e eşit olması gerekiyor. Dolayısıyla buradaki M sayısını biz kaç olarak bulmuş olacağız? Eksi 2 eksi x olarak bulmuş olacağız. Birinci çözümden bu gelecek elimize. Şimdi ikinci kısma baktığımız zaman da 5 sağ tarafta olduğu için bu defa katlama sağdan olmuş olacak. Bu yüzden 5 yine merkezde olmalı. Bu sayıyı da biz n olarak kabul etmiştik. Yine o zaman n ile x'in toplamının yarısı 5'e eşit olmalı. Dolayısıyla n sayısı da buradan şöyle 5'i düzgün yazalım. Kaç olarak gelecektir? 10 eksi x olarak elimize gelmiş olacaktır. Şimdi buradan n ve n sayılarını bulmuş olduk. Bu iki sayının toplamı eksi 16'ymış. O zaman toplayalım bu iki sayıyı. Ne gelecektir? 8 eksi 2x eşittir. Eksi 16 olmalı. Dolayısıyla 2x eşittir 24. X değeri de buradan 12 gelir. Doğru seçeneğimiz D şıkkıdır arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza ilerleyelim. 8. sorumuza geldik. Şimdi bakalım ne diyor? Aşağıda bir kuyunun içine sarkıtılmak için kullanılan kovanın konumu gösterilmiştir. Orada 2 üzeri 6 birim yazıyor. Makara ile su arasındaki mesafe 2 üzeri 6 birim olup kovanın altında bulunan A noktası makara ile su arasındaki mesafenin tam ortasındadır. Yani şu A'ya kadar olan yüksekliğin o zaman 2 üzeri 6'nın yarısını almalıyız. Dolayısıyla 2 üzeri kuvvetli tabii ki burada görünmeyen bir birim var. 6 eksi 1'den dolayı 2 üzeri 5 kadar bir mesafe olduğunu biliyoruz buranın. Makara her bir tam tur çevrildiğinde kova suya 2 üzeri eksi 2 birim yaklaşmaktadır. Buna göre makara en az kaç tur tam tur çevrildiğinde A noktası suya değmiş olur. Şimdi A noktasının suya değmiş olmasını istiyorsam her bir turda da x 2 üzeri eksi 2 kadar yol alıyorsa o zaman x tam tur atmış olsun. Ve ben sonucun kaç olmasını istiyorum? Nereye varmasını istiyorum? 2 üzeri 5 kadar yol almasını istiyorum. Çünkü bu kadar mesafe alacak ki kovanın altı suya değmiş olacak. Buradan x değeri 2 üzeri 5 çarpı 2'nin karesi şeklinde gelecektir. Yani 2 üzeri 7 olmalıdır. Doğru seçeneğimiz B şıkkıdır arkadaşlar. 9. sorumuza ilerleyelim. Şimdi 9. sorumuza geldiğimiz zaman tekrar kalemimizi bir alalım. Ne diyor bakalım 9. soruda bize? Ön yüzleri dikdörtgen şeklinde olan bahçe duvarının üzerine demir direkler dikilerek şekildeki gibi bir çit yapılıyor. Uzunluğu 1,2 metre olan demir direk
Turuncu duvar üzerine uzunlukları birbirine eşit olan iki demir direk ise mavi duvar üzerine dik olarak yerleştirilmiştir. Şekil üzerinde X cinsinden uzunluklar verilmiş olup oluşan yapıların yükseklikleri birbirine eşittir. Hem bu eşitliği kullanıp kök X'i bulmuş olacağız. Yani aslında bu kısmın uzunluğuyla bu kısmın uzunluğu birbirine eşitlememiz bizim için yeterlidir. Yani şöyle diyeceğiz. 1,2 artı kök içerisinde 25 artı 25 bölü x demeliyiz. Sonrasında bu eşit olmalıdır. Kök içerisinde 16 eksi 16 bölü x artı kök içinde 9 eksi 9 bölü x şeklinde yazabiliriz. Şimdi düzenlersek eğer 1,2 artı. Şimdi şuradaki 25 artı 25 bölü x. 25 ortak parantezine aldığımız zaman burayı 1 artı 1 bölü x gelecektir. 25 ile kökün dışarısına 5 olarak çıkacak. 5 kök içerisinde 1 artı, pardon burası artı değilmiş, eksiymiş. Hemen onu düzeltelim şuradan. Buranın eksi olması gerekiyor. Evet, o zaman burayı da eksi olarak yazarız. 1 bölü x eşit olmalı. 16 ile aynı şekilde 4 şeklinde çıkarabiliriz dışarı. Yine kök içinde 1 eksi 1 bölü x gelecektir. Artı yine 9 ortak parantezine aldığımız zaman 9 kökün dışarısına 3 olarak çıkmış olacak. Yine 1 eksi 1 bölü x eşitliği gelmiş olacaktır. Şimdi biz bu işlemi düzenleyeceğiz. Başka da hiçbir şey yapmamıza gerek yok. 1,2 artı 5 kök 1 eksi 1 bölü x eşit olmalı. 4 ile 3'ün toplamından 7 kök 1 eksi 1 bölü x elimize gelmiş olacaktır. Dolayısıyla 1,2 ifadesi 7 eksi 5'ten dolayı 2 kök 1 eksi 1 bölü x eşit olacaktır. Her tarafın karesi alındığında ve gerekli işlemler yapıldığında x değeri buradan kaç çıkacak? 25 bölü 16 olarak gelecek elimize. Ama bizden kök içerisinde x istendiği için, yani kök içerisinde 25 bölü 16 istendiği için bunu da 5 bölü 4 şeklinde yazabiliriz. 19. sorumuza, pardon, 10. sorumuza gelelim. Şimdi 10. sorumuzda ne diyor bakalım. Yüksekliği x birim olan tahta parçaların 6 tanesiyle yüksekliği 12 birim olan tahta parçaların 10 tanesi aşağıdaki gibi üst üste yerleştirilerek iki farklı sütun oluşturulmuştur. Tamam. Şimdi birinci sütuna baktığımız zaman 6x, o zaman ikinci sütuna baktığımız zaman da ne yapmamız gerekiyor? 12 birim uzunluğunda ve her biri de 10 tane gibi düşünebiliriz. 6x'e 12 çarpı 10 gelecek. Yani burayı da 120 olarak düzenleyebiliriz. Oluşturulan sütunların yüksekliklerinin farkı 18 birim olduğuna göre. Şimdi hangisinin daha uzun olduğunu söylemediği için iki tarafta da yapmamız gerekiyor. Yani şöyle 6x eksi 120 eşittir 18 ise buradan x değeri 23 olarak gelmiş olacaktır elimize. Ya da eğer 120 olan daha uzunsa 120 eksi 6x eşittir 18 ise buradan da x değeri elimize 17 olarak gelmiş olacak. X değerlerinin toplamı istenmiş zaten bizden. Doğru seçeneğimiz A şıkkı, yani 40 olacaktır arkadaşlar. 11. sorumuza geçelim. Elimizde alalım. Evet. Şimdi 11. sorumuza da geldiğimiz zaman. Aşağıda bir videoya ait ekran görüntüsü verilmiştir. Bu görüntünün sol tarafındaki sayılar videonun izlenen kısmının süresini, sağ tarafındaki sayılar ise videonun kalan kısmının süresini dakika ve saniye cinsinden göstermektedir. Bu videonun izlenen kısmının saniye cinsinden değeri 2'nin tam sayı kuvveti olduğunda sağ tarafta yazan süre dakika ve saniye cinsinden en az kaç olur diye sorulmuş bize. Şimdi baktığımız zaman 7 dakika 21-22 saniye. O zaman biz bunu şu şekilde yazabiliriz. 7 çarpı 60 artı 22 şeklinde yazabiliriz. Şimdi buna baktığımız zaman bunun kaç dakika olduğunu bulmamız gerekiyor. Buradan da 442 dakika şeklinde izlenmiş yazabiliriz. Arkasından bakıyoruz. 4,35. Şimdi o zaman 4 saat 35 dakika, yani 4 çarpı 30,
Pardon, 4 çarpı 60 demeliyiz buraya. Dakikaya çeviriyoruz. Artı bir de buna 35 eklemeliyiz. Buradan da elde edeceğimiz sonuç 275 dakika. Bu da bize nedir? Kalandır. Ne kadar kaldığını söylüyor. Şimdi toplam video ne kadarmış onu bulalım biz buradan. 717 dakika olarak elimize gelmiş olmalı. Şimdi izlenen dakika 2'nin kuvveti olacak şekilde. Yani 2 üzeri 8'e bakalım ilk önce buradan 256 gelecek. 2 üzeri 9'a baktığımız zaman buradan 512 şeklinde gelmiş olacak. Güzel. Devam edebiliriz o zaman. Ama 2'nin 10. kuvvetine baktığımız zaman buradan 1024 olacak. Dolayısıyla geçti. Bunu kabul edemeyiz. O zaman 2'nin 9. kuvvetini alacağız. Çünkü bizden istenilen şey en az kaç olduğunu bulmaktı. Dolayısıyla 2'nin en büyük kuvvetini almalıyız. 717'den 2'nin en büyük kuvveti olan 2 üzeri 9 var bu dakikalar içerisinde sığabilen, yani 512 dakika. Çıkarttığımız zaman ne kadar kaldı? 205 dakika elimize kalmış oldu. Şimdi bizim bu 205 dakikayı da ne demiş bize? Sağ tarafında yazan süre dakika ve saniye cinsinden en az kaç olur denmiş. O zaman 205'i 60'a bölmeliyiz. Buradan 60'a böldüğümüzde de ne gelecektir? 3 dakika. Kalanında kaç olması gerekiyor? 25 saniye olması gerekiyor. 3 dakika 20 saniye. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Şimdi bir sonraki sorumuza gelelim. Yani 12. sorumuza bakalım. Şimdi diyor ki bize, Asen, Betül ve Cansu bir gün içinde aynı kütüphaneye ders çalışmak için gitmişlerdir. Ahsen kütüphaneye Betül'den 2 saat önce gelmiş ve Betül'den 1 saat önce kütüphaneden çıkmıştı. O zaman bunları tek tek bir yazalım. Şöyle. Ahsen, Betül, bir de Cansu diye bir arkadaşımız daha varmış bizimle. Şimdi bakıyoruz. Ahsen kütüphaneye Betül'den 2 saat önce gelmiş ve 1 saat önce de bitirmiş çalışmasını. O zaman şöyle yapacağız. Şu ikisi arasında bakarsak 2 saat önce başlamış ve 1 saat sonra bitirmiş. Bunu bu şekilde not alalım. Arkasından bakıyoruz. Şimdi o zaman Cansu kütüphaneye Betül'den 1 saat sonra gelmiş. Cansu da Betül'den 1 saat sonra geliyor ve 3 saat sonra kütüphaneden çıkıyor. Yine 1 saat ve 1 saat önce gelmiş. 3 saatte sonra çıkmış oluyor. O zaman şöyle diyebiliriz. Şimdi Betül T saat kadar çalışsa, Betül T saat çalışsa, o zaman Ahsen T artı 1 saat kadar çalışmış olacak ve Cansu da T artı 3 saat kadar çalışmış olacak. 3 saat fazla çalışmıştı çünkü. Dolayısıyla o zaman baktığımız zaman bu değerlerin doğru sıralanışı istenmiş bizden. O zaman şöyle yapmalıyız. Şimdi T küçüktür T artı 1, küçüktür T artı 3. T küçüktür. T artı 1 küçüktür. T artı 3 şeklinde söyleyebiliriz. O zaman T kimdi? Betül'dü. Arkasından T artı 1 Ahsen'di. C de aynı şekilde T artı 3'tü. Yani Cansu'ydu. B küçüktür. A küçüktür. C diyebiliriz. Doğru seçeneğimiz B şıkkıdır. Şimdi 13. sorumuza gelelim. 13. sorumuza baktığımız zaman kalemimizi elimize alalım. Aşağıdaki silindir biçimindeki fanuslar özdeş toplardan sırayla 2, 3 ve 4 adet alabilmektedir. Her birinin altında sayıları yazılı olan bu fanuslarla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. 2 top olan fanusların tamamına mavi, 4 top olan fanusların tamamına yeşil, 3 top olan fanusların bir kısmına mavi, kalan kısmına yeşil toplar yerleştirilmiştir. Güzel. Tüm fanuslar dolu olup yerleştirilen mavi top sayısı yeşil top sayısına eşit olduğuna göre 3 top olan fanuslara yerleştirilen toplam mavi top sayısı kaçtır şeklinde sorulmuş bize. Şimdi burada baktığımız zaman birincisi 9 tane şeklinde var. Dolayısıyla 2 top alıyor. Yani o zaman şöyle diyeceğiz. 9 kere 2'den dolayı 18 tane burada elimize gelecek. 4 top olana bakacağız bu defa. Kaç tane var elimizde? 6 tane var. O zaman 6 çarpı 4'ten dolayı 24 tane.
Üç top olan fanuslardan da ne diyor? Fanusların bir kısmına mavi, kalan kısmına da yeşil toplar yerleştirecek. Tamam, bu da cepte olsun. Orada da 14 tane var. O zaman şöyle diyelim. 14 taneyi ayıralım. Şimdi A tane mavi almış olsun. O zaman 14 eksi A tane de yeşil almış olacak. A tane mavi, 14 eksi A tane de yeşil almış olacak. Şimdi her birini üçer tane alıyordu. O zaman A çarpı 3, yani 3A tane mavi olarak gelmiş olacak. Bu 14 eksi A da yine aynı şekilde 3'er tane olacak. 14 eksi A çarpı 3 demeliyiz. Buradan da 42 eksi 3A şeklinde gelmiş olacak. Şimdi bize bakalım ne denmiş? Tüm fanuslar dolu olup yerleştirilen mavi top sayısı yeşil top sayısına eşit olduğuna göre. O zaman mavilere bakacağız. Burada 3A tane var. Burada da 18 tane vardı. Yani 3A artı 18 ifadesi eşit olmalı. Aynı şekilde buradaki 42 eksi 3A ile de 24'ü toplarsak 66 eksi 3A şeklinde yazabiliriz. Buradan da 6A eşittir 48. A'nın değeri 8 gelmiş olacaktır. A'nın değeri 8 ise toplam mavi top sayısı sorulmuş bize. Yani 3A sorulmuş. 3 kere 8'den dolayı cevabımız 24. Yani C seçeneği olmalıdır. Şimdi 14. sorumuza gelelim. Bu ne sorusu? Düz veya kıvrımlı her çeşit yumuşak kumaş ve benzeri maddeden yapılan başlığa bone denilmiş. Zeynep, Müge ve Tülin. İçinde 175 adet kullanat bone bulunan bir paket almış ve aynı gün kursa başladıkları havuzdaki ortak dolaplarına koymuşlardır. Bu havuza Zeynep her gün, Müge 3 günde 2 kere, 3 günde 2 kere, Tülin ise 3 günde bir kere gitmeye devam etmiş ve her gittiklerinde yeni bir bone kullanmışlardır. Üç arkadaşın birlikte havuza gitmeye başladıkları gün cumartesi olduğuna göre son bone hangi gün kullanılmıştır? Şimdi o zaman bakalım. Bunları tek tek yazmamız gerekiyor. Şimdi 3 günde Zeynep harfleriyle yazalım isimlerini. 3 tane. Müge 2 tane. Tülin'de bir tane şeklinde kullanıyor. Şimdi toplamda o zaman 3 günde 3, 2, 1 toplamları ne olacaktır? 6 tane bone kullanılmış oluyor. Şimdi bizden istenilen şeyle bakalım. Zeynep, Müge ve Tülin içinde 175 adet kullanat bone bulunan bir paket almış. 175 tane var. Şimdi o zaman şöyle düşüneceğiz. 3 günde 6 tane harcanıyorsa bizim 175'e yaklaşmamız gerekiyor. O zaman 87 günde de 174 tane kullanılmış olur. Bir tane de bone kalıyor. Yani o da ertesi gün olsun. Yani 88 günde bitmiş olacak. 87 artı bir tane bone gelmiş olacak. 87 artı birden dolayı 88 güne ihtiyacımız var. Şimdi haftalık olarak bakacağız o zaman. 88'i 7'ye bölmeliyiz. Kalanı almalıyız. 88'in içinde 7 12 kere var sanırım da kalan evet 4 olarak gelmiş olacak. Yani 4 gün geçmedi. O zaman şöyle düşüneceğiz. Bugün günlerden çarşambaydı. 4 gün ileri gitmem gerekiyor. Çarşamba mıydı bakalım? Cumartesiymiş pardon. Bugün günlerden cumartesi 4 gün ileri gitmem lazım. Yani pazar, pazartesi, salı ve çarşamba. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneği olmalıdır. Şimdi 15. sorumuza gelelim. Küme problemi aslında. Şöyle aynen, bu şekilde yeter sanırım soru görülüyor. Şimdi 15. sorumuza geldiğimiz zaman ne diyor bakalım? Yüz tanıma özelliği olan bir telefon bir yüzün bulunduğu bütün fotoğrafları bir dosya halinde sınıflandırabilmektedir. Bu telefondaki fotoğraflarda istenen yüz ya da yüzler seçilerek şekil 1'deki gibi sınıflandırma yapılmıştır. Şimdi bakıyoruz. Evet, sınıflandırmaları görüyoruz. İki yüzün olduğu fotoğraflar da var. Bir yüzün olduğu fotoğraflar da var aynı şekilde. Bu telefondan bazı fotoğraflar silindikten sonra şekil 1'deki yüz ya da yüzler için tekrar sınıflandırma yapıldığında şekil 2'de şekil 2 elde edilmiştir. Buna göre bu iki kişiden en az birinin bulunduğu fotoğraflardan kaç tanesi silinmiştir şeklinde sorulmuş bize. Şimdi mesela şöyle düşünelim. Biri Ali olsun, biri de Ayşe olsun. Bu kişilerden.
Kalemimizi bir alalım önce. Hatta şöyle bir küme çizelim beraber. Şimdi iki tane kümemiz. Bunların kesişimleri var. Çünkü aynı küme içerisinde bulunanlar da var. Biri silinmeden önce, biri de silindikten sonra olsun. Şimdi burada Ali olsun. Burada da Ayşe olsun. Şöyle yazalım. Burası Ali için bakalım. Burası da Ayşe için bakalım. Aynı şekilde Ali ve Ayşe. Silinmeden önce ve silinmeden sonra şeklinde söyleyelim. Şimdi Ali ve Ayşe'nin beraber 28 fotoğrafı varsa sadece Ali'nin bulunduğu 28 fotoğraf vardır. Doğru mu? Bakalım. Çünkü Ali'nin bulunduğu 56 tane fotoğraf var. Beraber çekildikleri 28 tane fotoğraf var. Dolayısıyla o zaman sadece Ali'nin bulunduğu 28 tane beraber çekildikleri 28 tane fotoğraf var. Ayşe'nin bulunduğu da bakalım. Ayşe'nin bulunduğu tek başına 93 fotoğraf var. Ama 28'i bunun kimle çekilmiş? Ali ile çekilmiş. Dolayısıyla 93'ten 28'i çıkartırsak da 65 tane de Ayşe tek başına çekilmiş olarak gelir birinci şekilden elimize. Şimdi ikinci şekle baktığımız zaman Ali'nin 45, Ayşe'nin 80, ikisinin beraber de 20 fotoğrafları var. O zaman silindikten sonra Ali'de kalması gereken, Ayşe'de kalması gereken ve beraber. Beraber çekildikleri zaten 20 tane fotoğraf var. Toplamda Ali'nin çekildiği fotoğraf sayısı 56 idi. Dolayısıyla geriye kalan 25 sayısı buraya gelmiş olacak. Ayşe'ye baktığımız zaman Ayşe'nin de 65 olan fotoğraf sayısı 60'a düşmüş olacaktır. Şimdi 8 tane ikisinin bulunduğu silinmiş. Şuraya not alalım. 8 tane ikisinin silindiği. Sonra 5 tane sadece Ayşe'nin. Ardından 3 tane de kimin silindiği kalacak? Ali. Dolayısıyla bunları topladığımız zaman 8, 5 ve 3'ün toplamından dolayı toplamda 16 tane fotoğraf silinmiş olacaktır. Şimdi 16. sorumuza ilerleyelim. Kalemimizi tekrar hazırlayalım. Altıncı sorumuza geldiğimizde aşağıda A, B, C, D noktaları arasındaki mesafeler gösterilmiştir. Aylin A noktasından yola çıkmış, geçtiği yolları bir daha kullanmadan B, C, D, E noktalarından birine ulaşmıştır. P, Q, R önermeleri verilmiştir. Şimdi bize verilen bileşik önerme yanlış olduğuna göre. Şimdi bileşik önermeyi şöyle bir kenara yazalım. P ve Q'nun değilinin parantez değili veya R'nin değili. Bu önermenin doğruluk değeri yanlışmış. Şimdi baktığımız zaman o zaman buradaki veya bağlacıysa R'nin değilinin mutlaka yanlış olması gerekir. O zaman P ve Q'nun değilinin de aynı şekilde yanlış olması gerekiyor. Yani bunun komple tabii şöyle değiliyle beraber alalım. Bu ifadenin de yanlış olması gerekiyor. Şimdi R'nin değili sıfırsa R'nin değili sıfırsa o zaman R önermesinin doğruluk değerinin 1 olması gerekir. Yani onu da buraya not alalım. Doğruluk değeri 1. Demek ki bu önerme doğru bir önerme. Şimdi ikinci kısma geldiğimizde P ve Q'nun değilinin parantez değil. Parantez değil sıfırsa o zaman parantezin içi 1 olmalı. Yani P ve Q'nun değili ifadesinin 1 olmasını istiyoruz. Dolayısıyla buradaki P'nin 1 gelmesi gerekiyor. Bunu kesinlikle biliyoruz. P önermesinin doğruluk değeri 1. Q'nun değilinin de aynı şekilde bir gelmesi gerekiyor ki V bağlacının eşiti 1 olsun. Dolayısıyla Q'nun değili 1 ise o zaman Q önermesinin doğruluk değerinin de 0 olduğunu biliyoruz. Yani Q önermesi yanlış, P önermesi de doğru olarak elimize gelmiş olacaktır. Şimdi ilerleyelim. Şimdi bakıyoruz olduğuna göre Aylin kaç kilometre yol almıştır? Şimdi eğer P önermesi doğruysa E noktasına ulaşmıştır. Şimdi A noktasından başlayıp E noktasına ulaşabiliyor. Güzel. Yani bu yolda tercih edebilir, bu yolda tercih edilebilir. Q önermesi yanlış. Q önermesi demiş ki B noktasından geçmiştir. Demek ki B noktasına kesinlikle uğramayacak. Bunu biliyoruz. R önermesinin doğruluk değeri 1 ise D noktasından geçmiştir. Demek ki bu yolu tercih etmeli. Yani A'dan C'ye, C'den D'ye, D'den E'ye varmış olmalı. Dolayısıyla o zaman diyeceğiz ki 25'in 7'nin
Ve kaçın olması gerekiyor? Bakalım D ile E arası 5. Bu üçünün toplamından dolayı doğru cevabımız E seçeneği olarak gelmelidir elimizde. Şimdi biraz daha ilerleyelim. Bakalım burada soru kalmamış. Yan sayfaya bakıyoruz sana. Şimdi 17. sorumuza geldik. Bakalım ne diyor? Burada 25 kuruşluk, burada 50 kuruşluk, burada da 1 liralık paralarımız var. İki kumbaranın her birinde sadece aşağıdaki madeni paralardan bulunmaktadır. Birinci kumbarada 3 türden eşit sayıda madeni para vardır. O zaman şöyle yazalım bir kenara. Nereye yazalım? Şuraya yazalım. Birinci kumbara için bakalım. Birinci kumbarada her türden eşit sayıda madeni para var. O zaman x tane 25 kuruşluk var. X tane 50 kuruşluk var. Ve aynı şekilde x tane de 1 liralık madeni paramız var. Onu bu şekilde tutabiliriz. Ama şöyle hesaplayacağız. Şimdi kuruş ve lira cinsinden verildiği için o zaman burada çevirmeler kullanmalıyız. Şimdi 25 kuruş 1 liranın 4'te 1. Dolayısıyla o zaman x bölü 4 lira buradan gelecek. Aynı şekilde 50 kuruş 1 liranın yarısı olduğu için x bölü 2 lira buradan gelecek. Ve aynı şekilde 1 lira zaten tam 1 lira olduğu için x ile 1'in çarpımından dolayı buradan da x lira gelmiş olacak. Toplamda birinci kumbarada bulunan para miktarı 7x bölü 4 lira olarak elimize kalmış olacak. Şimdi ikinci kumbaraya baktığımız zaman 3 türden aynı değerde madeni para vardır. 3 türden de aynı değerde madeni para olmasını istiyoruz. O zaman şöyle diyelim. Şimdi aynı değerde olabilmesi için şimdi bunun 4 tanesi 1 lira yapar. Bunun 2 tanesi 1 lira yapar. Bunun da zaten 1 tanesi 1 lira yapar. O zaman buna da başka bir değişken atayalım. Diyelim ki 4y tane 25 kuruşumuz olsun. Ondan sonra 2y tane 50 kuruşumuz olsun aynı paraya denk gelecekse. O zaman 1y tane de 1 lira olsun ki aynı şekilde tamamlansın. Dolayısıyla y şeklinde gelecek. Yani toplamda 3y lira kalmış olacaktır. Şimdi bakalım o zaman şunu söyleyeceğiz. Ne dememiz gerekiyor? Şimdi demiş ki birinci kumbaradaki paraların toplam değerinin ikinci kumbaradaki paraların toplam değerinin oranı 7 bölü 10'dur. Yani 7x bölü 10 değil pardon 4 demeliydik oraya. 7x bölü 4'ün işte a'ya oranı diyelim. Bunun 7 bölü 10'a eşit olmasını istiyoruz. Dolayısıyla buradaki a değerinin kaç gelmesi gerekir? 5x bölü 2 gelmesi gerekir. Yani o zaman bu 5x bölü 2 diye bulduğumuz şey ikinci kumbaradaki paranın toplamı. İkinci kumbaradaki paraların değerlerinin toplamı olarak gelmiş olacak elimize. Yani 3y dediğimiz ifade kaç eşit olmalı? 5x bölü 2'ye eşit olmalıdır. O zaman biz buradaki y'yi yalnız bırakırsak 5x bölü 3 karşıya bölüm durumunda gidecek 6'ya eşit olacaktır. Şimdi o zaman şöyle bakabiliriz artık bu olaya. İkinci kumbaradaki para sayısına bakıyoruz artık. 7y tane diyelim. Birinci kumbaradaki para sayısı da kaç tane olacaktır? 3x tane kadar olacaktır. Yani o zaman şöyle demeliyiz. 7y bölü 3x. Çünkü bizden istenilen şeye dikkat edersek, ikinci kumbaradaki madeni para sayısının birinci kumbaradaki madeni para sayısına oranı istenmiş. 7y bölü 3x ifadesini bulmalıyız. Y'yi de x cinsinden yazarsak 7 çarpı 5x bölü 6 bölü 3x. Zaten buradaki x'ler sadeleşmiş olacak. Doğru cevabımız da buradan 35 bölü 18 olarak elimize gelmiş olacak. Doğru seçenek A şıkkıdır arkadaşlar. Şimdi 18. sorumuza bakalım. 18. sorumuz birazcık kafa karıştırıcı gibiydi, zorlar gibiydi ama çok da böyle etkilenebileceğimiz tarzda bir soru değil. Sadece dikkatli olmamız yeterliydi bu soruda. Şimdi bakalım ne diyor? Aşağıdaki kuleleri oluşturan küp sayıları soldan sağa doğru ardışık birer pozitif tam sayıdır. Küp sayısı çift olan bütün kulelerdeki küp sayısı yarıya indirildikten sonra bu işlem ikinci kez yapılacaktır. Son durumda küp sayısı eşit olan 3 kuleye üçüz kuleler adı verilecektir. Buna göre kaç farklı üçüz kule oluşur diye sorulmuş bize. Şimdi
Şimdi baktığımız zaman 1, 2, 3 şeklinde 60'a kadar devam ediyor. O zaman buraya yazalım. 1, 2, 3, 4 şeklinde 60'a kadar devam ediyor. Şimdi çiftler yarıya inecek. Eğer biz buradaki çiftleri yarıya indirirsek 1, şimdi 2'yi yarıya indirmek durumundayız. O zaman o da 1 oldu. 3 olduğu gibi geldi çünkü tek. 4'ü yarıya indirirsek 2 şeklinde. Sonrasında 5 tek olduğu için bu şekilde yazılacak. 6'yı yarıya indirirsek 3 gibi devam edecek. Nereye kadar? 59'a kadar götürelim. 59'a kadar gitsin ama 60'ın da yarıya düşmüş olması gerekiyor. Yani bunu da 30 şeklinde yazmalıyız. Yani o zaman şöyle düşüneceğiz. 1 ile 30 arasına kadar olan ardışık sayılarımız oluşuyor burada. 1 ile 30 arasına kadar ardışık sayılar oluşacak. Onun dışında da 1, 3, 5, 7 şeklinde 59'a kadar olan ardışık tek sayılar oluşmuş olacak. Şimdi bizim için önemli olan şey çift sayıları indirgemek, yarıya indirmek. Dolayısıyla o zaman 1 ile 30 arasında tekrar bakacağız. Yani ikinci kez yarıya indirmek zorundayız. Yani diyeceğiz ki 1, 1, 3. Bu defa şimdi devam ediyoruz. 4 gelecekti bunun arkasından. Tekrar 2 oldu. Arkasından 5 gelecek. Sonra 6 gelecek, yarıya düşecek. Sonra 7 gelecek. Sonra 8 gelecek, yarıya düşecek şeklinde devam edecek. Ve en son zaten 29, şimdi 30'a kadar götürüyoruz zaten. 30'a kadar götürdüğümüz için 1 ile 30 arasında 30 çift sayıya, dolayısıyla buradan sonra gelecek olan sayı da 15 olarak elimize gelmiş olacak. Bu defa da 1 ile 15 arası ardışık sayı olarak gelecek. 1 ile 29 olarak, 1 ile 29 arası da tek sayı olarak gelmiş olacak. Yani 3 kere ortak dizilen sayılara bakarsak, o zaman 1 ile 15 ardışık tek sayılar, bunlar 3 kez yazıldı. 1 ile 29, bu 2 kez yazıldı. Tek olanlar. 1 ile 59, bu da iki kez mi yazıldı tek olanlar? Evet, bu da 2 kez yazıldı. Yine aynı şekilde bu ikisi tek olarak yazıldı. Ama burada ne oldu? Tek sayılar 3 kez yazılmış oldu. Yani o zaman tek sayılar 3 kez yazılacak. 1 ile 15 arasında yazalım. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Yani 8 tane sayı aynı şekilde cevabımız bu defa E şıkkı olmuş olacak. 8 tane sayı bize neyi belirtecek? Kaç farklı 300 kule olduğunu belirtmiş olacak. Şimdi 19. sorumuza bakalım. 19. sorumuzda ne diyor bakalım, bir inceleyelim sorumuzu güzelce. Bir galeride bulunan mavi ve beyaz renkli 21 araba aşağıdaki gibi modellerine göre iki sıra halinde sergilenmektedir. Galeride bulunan 2021 model araba sayısı 2022 model araba sayısının 2 katıdır. Bir müddet sonra beyaz arabalar ön sıraya, mavi arabalar arka sıraya yerleştirildiği için toplam 15 araba bulunduğu sıradan diğer sıraya geçirilmiş ve ön sıradaki araba sayısı arka sıradaki araba sayısının 2 katı olmuştur. Buna göre 2021 model araba kaç tane mavi araba vardır? Mavi arabaların sayısı istenmiş bizden. Şimdi yine kalemimiz elimizde. Bakalım. Şimdi toplamda 21 tane araba var. Biri diğerinin 2 katı olacak şekilde nasıl yerleştirebiliriz? 7'ye 14 şeklinde yerleştirebiliriz. Şimdi 2021 model araba sayısı 14 tane olsun. Yanına yazalım 2021 model. Ve 2022 model araba sayısı da 7 tane olmuş olsun. Bunu belirleyelim ilk önce. Şimdi o zaman maviler için konuşacağız. Bir de beyazlar için konuşacağız. Şimdi 2021 yılından bahsediyoruz. O zaman 2021 yılındaki, ya da şöyle yazalım ilk önce, mavi beyaz diye ayırmak yerine burası 2022 şeklinde. O zaman da şöyle deriz. Şuradaki 14'ü ayıracağız. Bir de 7'yi ayıracağız. Şimdi 14'ü ayırırsak mavi arabaların sayısına x diyelim. Geriye kalan beyaz arabaların sayısı da 14 eksi x kadar olacaktır. 2022 yılındaki arabaların da Y tanesine mavi dersem, o zaman beyaz arabaların sayısı da 7 eksi Y kadar elimizde kalmış olacak. Şimdi beyaz arabaları arkadan öne,
14 eksi x şeklinde. Bu beyazlar için. Mavi arabaları da önden arkaya şeklinde yerleştireceğiz. O zaman bunu da nasıl yaparız? Önden arkaya yerleştireceğiz mavi arabaları. Ona da biz zaten y demiştik. Demek ki 14 eksi x artı y ifadesinin 15 eşit olması gerekiyor. O zaman buradan eksi x artı y ifadesi kaç gelecek? 1 olarak elimize gelmiş olacak. Arkasından 2021 beyaz ve 2022 beyazların toplamının ne olmasını istiyoruz biz? 14 olmasını istiyoruz. Yani 14 eksi x artı 7 eksi y ifadesinin 14'e eşit olmasını istiyoruz. O zaman buradan da x artı y ifadesi kaç gelecek? 1 değil, 7 olarak elimize gelmiş olacaktır. O zaman her ikisine baktığımız zaman birini eksiyle çarparız. Bizden x değeri istendiği için. X değeri buradan 3 olarak bulunur. Y değeri de 4 olarak bulunur. X istemiş zaten bizden. Cevabımız B şıkkı 10'dır. Şimdi 20. sorumuza bakalım. Arda zamanla yarışılan bir oyunda kendi rekorunu kırmak istemektedir. Bunun için her 6 dakikada bir kronometresini durdurarak 1 bölü 4 dakika mola vermiştir. Tamam. Arda'nın kronometreye ilk bastığı anda saat 14.30'dur. Son turdan 1 bölü 4 dakika sonra ise saat 16.35'tir. Buna göre Arda bu oyunu kaç tur oynamıştır? Şimdi Arda diyelim ki X tur oynasın. X tur oynasın. Şimdi turlar arasında da X eksi bir tane mola vermiş olacak. X eksi bir tane mola. Aynı şey gibi düşünebiliriz. Mesela 6 parça ayırabilmek için 5 kesim yapmamız yeterli. Dolayısıyla 6 tur için 5 tane mola gibi düşünebiliriz. X eksi bir tane mola verecek. Bir de son molayı vermeli. Yani o zaman x eksi 1, çünkü son molayı da verecek. Burada bu şekilde söylemiş. X eksi 1'e bir daha ekleyeceğiz. Yani x olacak. Yani o zaman şöyle x tane mola olacak, x tane tur olacak. Dolayısıyla o zaman 6 dakikada bir kronometresini durdurduğu için 6x. Artı mola sayısı da 1 bölü 4 dakika olarak verildiği için x çarpı 1 bölü 4 demeliyiz. Bu neye eşit olmalıymış? 2 saat 5 dakika. Peki 2 saat 5 dakika demek yerine 2 çarpı 60, yani tamamını dakikaya çevirelim. 2 çarpı 60. Neden yazamıyorum? Şöyle bir temizleyelim, yeniden yazmaya çalışalım. Şimdi oldu. Şimdi dedik ki x tane tur atmış olsun. X tur attı oyunu. X tur attığı zaman x eksi bir tane mola verdi. Ama şu kısımda bahsettiği şeyden dolayı bir daha eklemek zorunda kaldık. Çünkü son turunu attıktan sonra bir mola daha veriyor. Dolayısıyla yine aynı şekilde x tane de mola oluşmuş oluyor. Şimdi bu x tane mola oluşuyor. Bize söylenen şey bunun için her 6 dakikada bir kronometresini durduruyor. Dolayısıyla 6x kadar zaman geçecek burada. Ve diyor ki durdurarak 1 bölü 4 dakikada mola vermiş. Demek ki x'in 1 bölü 4 dakikası kadar mola vermiş olacak. Bunun da değeri 2 saat kaça eşit olacak? 2 saat 5 dakikaya eşit olmuş olacak. 2 saat 5 dakika. Şimdi o zaman 2 saat 5 dakikayı bizim dakika cinsinden yazmamız lazım. 6x artı x çarpı 1 bölü 4 eşittir 2 çarpı 60 artı 5 şeklinde bu ifadeyi söyleyebiliriz. Dolayısıyla buradan x değerini hesapladığımızda x 20 olarak gelmiş olacaktır. Cevabımız E şıkkıdır. 21. sorumuza gelelim şimdi. 21. sorumuzda da demiş ki bir yolun her gün 8 kilometrelik kısmına asfalt dökülmektedir. Asfalt dökülme işleminin yapıldığı 4. günden itibaren her gün asfalt dökülme işleminden önce bu yolun 8 kilometrelik kısmına yol çizgileri çizilmektedir. İlk yol çizgileri pazartesi günü çizilmiş olup o haftanın cuma günü için ilk defa günlük çizilmesi gereken uzunluğa ulaşılamamıştır. Buna göre x kaç olabilir şeklinde sorulmuş bize. Şimdi baktığımız zaman günler nasıl? Bizim için önemli olan o. İlk yol çizgileri pazartesi günü. Tamam.
O haftanın cuma günü için ilk defa günlük çizilmesi gereken uzunluğa ulaşamamıştır. Cuma için. Demek ki o zaman şöyle diyeceğiz. Birinci gün cuma, ikinci gün cumartesi, üçüncü gün pazar, dördüncü gün pazartesi, beşinci gün salı, altıncı günde çarşamba olarak elimize gelmiş olacak burada. Şimdi bakıyoruz. Bu yolun her gün 8 kilometrelik kısmına asfalt dökülmektedir. Her gün 8 kilometrelik kısmına dökülecek. 7 gün var elimizde. 7 çarpı 8'den dolayı 56 kilometrelik asfalt yol yapılabilir. Şimdi baktığımız zaman x kaç olabilir demiş. Bizim buradaki x kilometrelik kısmına yol çizgileri çizilecek ya. Demek ki o zaman bizim buradaki x'e şıklardan değer vermemiz gerekiyor. Sanırım da bu soruda bir de en az demek istemiştir. Yani x en az. Çünkü iki seçenek de oluyor. D de oluyor, E de oluyor. En azı sorduysa doğru cevabımız D şıkkı olacak. Çünkü şöyle diyelim. 11,5 olsa x. Şimdi ne yapmamız lazım? 5 çarpı 11,5. Buradan kaç gelecektir? 57,5. Bize zaten Cuma'ya yetmemesini istiyor. Dolayısıyla 56'yı aştık. Cuma'ya tekrar dönüş yapamadık. Bu yüzden en az 11,5 olarak kabul edebiliriz. Zaten A, B, C seçenekleri olmuyor. Eğer soruya en az eklenirse doğru cevabımız Denizli olur. E şıkkı eklenmezse, E şıkkı da yani şey, eğer en az eklenmezse doğru seçenek E seçeneği de olabiliyor bu soru için. Yirmi ikinci sorumuza bakalım. Birazcık kaynayacağım. Şimdi 22. sorumuza baktığımız zaman ne diyor? Bir firmada üretilen tek içimlik salep ve sıcak çikolata paketlerinin birer tanesinin maliyetleri sırasıyla 1,8 lira ve 1,3 liradır. Bu firma aşağıda verilen iki farklı paket şeklinde bu ürünleri satışa sunmuştur. Birinci paketle ikinci paketin satış fiyatları aynıdır. Bu firma birinci paketin satışından %60 kar elde ettiğine göre ikinci paketin satışından yüzde kar, kaç kar elde etmektedir? Şimdi satış fiyatına biz 100 lira diyelim. Satış fiyatı 100 lira olsun. Böyle kabul edelim. Şimdi birinci paketteki ürünün maliyet fiyatına bakacağız. Şöyle maliyet fiyatını da M ile gösterelim. Maliyet fiyatına baktığımız zaman demeliyiz ki 4 çarpı 1,8 artı 6 çarpı 1,3 kaça eşit olacak buradan? 15 liraya eşit olmuş olacak. Şimdi ikinci paket için bakıyoruz. Şöyle okla gösterelim. İkinci pakete bakıyoruz bu defa. İkinci paketteki maliyet fiyatı o zaman 6 çarpı 1,8 artı 4 çarpı 1,3 şeklinde yazmalıyız. Buradan da 16 lira olarak elimize gelecektir. Şimdi birinci paket için %115 lira. Birinci paket için konuşuyoruz. %100'ü 10 liraysa eğer, hayır 10 lira değil 15 lira, hemen onu da düzelteyim. Birinci paket için %100'ü 15 liraysa yüzde hani 60 lira, %60 kar etmiş ya, dolayısıyla o zaman %160'ını bulmak durumundayız. %160 da ne kadar olacaktır? 24 lira olarak elimize gelir burada. Yani 100 lira olarak gelecek elimize. Şimdi ikinci paket için bakacağız. İkinci paket içinde %100'ü 16 liraydı zaten. O zaman 24 lirası yüzde kaçı için olmalıdır? Buradan da x değeri 150 olarak gelecek. Yani o zaman şöyle hesaplayacağız bizden istenilen. %150'den çıkartmalıyız %100'lük kısmı. Yani %50'lik bir kar söz konusu olmuş olur. 23. sorumuzla devam edelim. Aşağıda özdeş basamaklardan oluşan bir merdiven gösterilmiştir. Ali ile Bora birlikte alt taraftan 3 basamağı 36 dakikada, Bora tek başına üst taraftan 2 basamağı 1 saatte boyamıştır.
Ali ve Bora'nın çalışma hızları sabit olduğuna göre Ali kalan basamakları tek başına kaç dakikada boyar şeklinde sorulmuş bize. Şimdi 3 basamak 36 dakika. Hemen not alalım. 3 basamak 36 dakika sürüyorsa o zaman 1 basamak 12 dakika sürer. Arkasından 2 basamak toplamda 60 dakika yani 1 saat sürüyormuş. O zaman 1 basamak da ne kadar sürecek? Yarım saat yani 30 dakika sürmüş olacaktır. Şimdi baktığımız zaman o zaman şöyle diyeceğiz. 1 bölü Ali artı 1 bölü Bora eşittir 1 bölü 12 beraber 12 saatte yapabiliyor ya da dakikada yapabiliyor diyebiliriz. Dolayısıyla buradan 1 bölü 2 saati Bora'sı 1 bölü 30 kaç eşit olacaktı? 1 bölü 12 eşit olacaktı. X değeri de buradan kaç olarak gelecek? 20. Yani Ali bir basamağı 20 dakikada boyuyor. Ali için konuşuyoruz. Bir basamak 20 dakikada boyanıyorsa o zaman iki basamak 40 dakikada boyanmış olacaktır. Doğru cevabımız A şıkkı. Bir sonraki sorumuz yani 24. sorumuza bakalım. Aşağıda Ayça ile annesinin çekilmiş olduğu iki fotoğraf ve bu fotoğrafların çekildiği yıllar gösterilmiştir. Şöyle kaydıralım biraz. Evet. Fotoğraflara bakan Ayça ile annesi arasında aşağıdaki diyalog geçmiştir. Soldaki fotoğrafta benim yaşım senin yaşının 5 katıydı. Sağdaki fotoğrafta benim yaşım senin yaşının yarısı demiş Ayça da annesine. Buna göre 2022 yılında çekilen fotoğrafta Ayça'nın yaşı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi yıllarımızı yazalım. 2004 yılı değil mi? Evet. 2004 yılı için bakıyoruz. Bir de 2022 yılı. Yani aradan geçen bir 18 yıl söz konusu. Şimdi bir anne için bakacağız. Bir de Ayça için bakacağız. Şimdi 2004 yılında diyelim ki Ayça'nın yaşı X kadar olsun. 5 katı dediği için o zaman annenin yaşı 5x kadar olacak. Aradan 18 yıl geçince anne 5x artı 18 kadar. Aradan 18 yıl yine çocuk için de geçmiş olacak. Yani x artı 18 yaşında da Ayça olmuş olacak. Şimdi bakıyoruz. Ayça demiş ki sağdaki fotoğrafta benim yaşım senin yaşımın yarısıydı. Yani o zaman 5x artı 18 ifadesi x artı 18 ifadesinin pardon tam tersi olmalı. Çünkü anne demiş bunu. Şöyle geri alalım. Heh. X artı 18 ifadesi 5x artı 18'in yarısı kadar olmalı. Dolayısıyla x değeri de buradan hesaplandığı zaman kaç olarak gelecek elimize? 6 olarak gelmiş olacak. Şimdi 2022 yılında çekilen fotoğrafta Ayça'nın yaşı sorulmuş. Yani şu kısım sorulmuş bize. X artı 18. Yani 6 artı 18'den dolayı Ayça 2022 yılında 24 yaşındadır. Cevabımız E şıkkıdır. Şimdi 5. sorumuza gelelim. Aylin ve Bade aşağıdaki yürüyüş yolunun M noktasından aynı anda N noktasına doğru şekildeki hızlarla yürümeye başlamıştır. MN 180 metre olmak üzere Aylin N noktasına vardığı anda geri dönüp M noktasına doğru yürümeye başlamıştır. Bade ise geri dönen Aylin ile karşılaştığı anda geri dönüp M noktasına doğru yürümeye başlamıştır. Buna göre Aylin Bade'den kaç dakika önce M noktasına ulaşır şeklinde sorulmuş bize. Şimdi baktığımız zaman hız 12 metre bölü dakika şeklinde verilmiş. Yani alınması gereken yol 180'de 180 eşittir. 12 T ise o zaman T buradan 15 dakika olarak gelecek. 15 dakikada M noktasına varmış olacak. Şimdi o zaman Bade ne kadar koşmuş olacak? Onu bulmamız gerekiyor. Bade'nin 15 dakika boyunca bunun hızı ne kadardı? 8'di. Dolayısıyla 15 çarpı 8'den dolayı 120 metre koştuğunu da biliyoruz. Şimdi bakıyoruz. M ile N noktaları arasına. Şimdi 120 metre koşmuş olsun. Şöyle bir yolun bir kısmını işaretleyelim. 120 metrelik kısmını koşmuş olsun. Şimdi tamam bu 120 hani
120 metrelik kısmını bulduk. Geriye kalan ne kadarlık bir kısmımız var elimizde? 60 metrelik bir kısım var. Şimdi bizim bu 60 metrelik kısımla ilgilenmemiz gerekiyor. Peki bunun için ne yapmamız gerekiyor? Şimdi birbirlerine doğru geldikleri için araçlar aralarındaki yolun hızları toplamına, yani birinin hızı 12 idi, birinin hızı 8'di. Yani bu ikisinin toplamından 60'a bölünün, bunların karşılaşma zamanlarını verecek. Yani 3 dakika. 3 dakika bu sonra karşılaşacaklar. O zaman şurayı işaretleyelim. 3 dakikalık yol burada geçmiş olsun. Şimdi 3 dakikada 8 metre bölü dakika hızla gidiyorsa 3 kere 8'den dolayı 24 metresini gitmiş olacak. Dolayısıyla o zaman bunu da burada belirtmiş olalım. Şimdi bakıyoruz. O zaman 8 metresini 24 metresini daha gitti. 120 metre gitmişti. 120 artı 24'ten dolayı 144 metre yol alınmış oldu. Şimdi 144 metrelik yol. Şöyle bir işaretleyelim artık. Yeni bir yol çizelim. Şuranın tamamı 144 metrelik bir yol olsun. Şimdi ikisi de aynı hızlarla bu yöne doğru gidecekler. Birinin hızı 8 metre bölü dakika, diğerinin hızı 12 metre bölü dakika olacaktır. Dolayısıyla o zaman şöyle diyeceğiz. 144'ü 12T'ye eşitlersek bu yolu ne kadar sürede aldığını bulmamız gerekiyor. Buradan T değeri 144 bölü 12'den dolayı 12 olarak elimize gelir. Arkasından 144'ü bu defa diğerinin hızına böleceğiz. Yani 8'e bölmeliyiz. O zaman buradaki T değeri de bize kaç olarak gelir? 18 olarak gelir. Yani o zaman Aylin Badi'den kaç dakika önce M noktasına ulaşmış olacak? Bu ikisi arasındaki fark dakika kadar sonra. Yani 6 dakika sonra cevabımız C şıkkı olarak elimize gelir. Şimdi arkasından 26. sorumuza bakalım. O da zaten yanında. Enin 22 santimetre boyu 32 santimetre uzunluğundaki dikdörtken biçimindeki bir mantar panoda eş kağıtlara yazılmış notlar bulunmaktadır. Bu kağıtların dörtte biri panodan kaldırıldığında panoda kağıtlar dışında görünen alan %30 artmaktadır. Buna göre her bir kağıdın kapladığı alan kaç santimetre karedir şeklinde sorulmuş bize. Şimdi panoda toplamda kaç tane kağıdımız var? 12 tane kağıdımız var ve her birinin alanı da x kadar olsun. Şimdi 12 tane kağıt ve her birinin alanına biz x kadar dedik. Dolayısıyla 12x kadarlık bir alan söz konusu. Geriye kalan boş alanlara da 100b diyelim. Bu da boş alanların bulunduğu kısım olsun. Şimdi o zaman toplam alana baktığımız zaman 12x'e 100b eklenince ne bulacağız? 22 çarpı 32. Çünkü neden? Zaten uzun kenarın uzunluğu 32, kısa kenarın uzunluğu 22 santimetre olarak verilmişti. Dörtgenin alanı kısa kenarla uzun kenarın çarpımıydı. Dolayısıyla buradan bu ifade kaça eşit olur? 22 ile 32'nin çarpımı 704 gibi bir sayı gelmiş olacak. Şimdi bu kağıtların dörtte biri panodan kaldırıldığında, yani o zaman 4x mi? Hayır, 3x kadar kağıt kaldırılıyor. Yani 9x tane alanımız kalıyor. Geriye o zaman ne kadar olacak? 130b. Çünkü boş olan kısım %30 kadar artacak. 130b'ye eşit olacak ama toplam alan hiçbir zaman değişmeyecek. Yine 22 çarpı 32'den dolayı 704'e eşit olmuş olacak. Yukarıdaki ifadeyi eksi 13 ile aşağıdaki ifadeyi de 10 ile çarparsak eğer buradan elimize eksi 156x eksi 1300b eşittir. Eksi 13 çarpı 704 gelecektir. Arkasından aşağıdaki ifadeyi de 10 ile çarparsak 90x artı 1300b, amacımız b'leri yok etmek çünkü kağıda bakacağız zaten, eşit olmalı. 10 çarpı 704 şeklinde yazabiliriz. Şimdi bunları hepsi taraf tarafa topladığımız zaman b'ler sadeleşecek. Eksi 156x artı 90x'ten dolayı eksi 66x gelecek elimize. Buradan da zaten eksi 3 çarpı 704 gelecek. Sonrasında gerekli işlemler yapıldığında x değeri de buradan 32 olarak gelmiş olacaktır. Doğru seçeneğimiz B şıkkıdır. Şimdi 27. sorumuza bakalım. Bir polinom sorusuyla karşı karşıyayız şu anda. Dördüncü dereceden bir Px polinomu ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. X artı 2'nin kübüyle tam bölünür. X artı 2'nin kübüyle tam bölünecek.
Bunu şöyle birazcık daha açık yazalım. X artı 2'nin küpü ile tam bölünecek. X kare eksi 4 ile de tam bölünecek. Yani burada 2 kare farkı var. X eksi 2 çarpı x artı 2 şeklinde yazabiliriz. Zaten burada da bir x artı 2 vardı. Polinomumuz da 4. derecedendi. Tabii ki başkat sayısının kaç olduğunu bilmediğimiz için a çarpı. Şimdi x artı 2'nin küpü var, x artı 2 var. Bu ikisinin çarpımı x artı 2'nin 4. kuvveti çarpı. Bakalım bir. Hayır. Zaten x artı 2'nin küpüyle tam bölünüyorsa x artı 2'ye tam bölünüyor. Bu yüzden onun sadece 3. kuvvetini almamız yeterli. Çarpı bir de x eksi 2 ile de tam bölünebiliyor olması bizim için yeterli. Şimdi px polinomu x artı 3 ile bölümünden kalan 10'dur. O zaman x artı 3'ü 0'a eşitliyorduk. Yani p eksi 3 ifadesinin 10'a eşit olmasını istiyoruz. Buna göre px polinomunun da x eksi 1 ile bölümünden kalan istenmiş. X eksi 1'i 0'a eşitlersek eğer p1'in değeri bizden isteniyor. P eksi 3'ü vermiş, p1'in değeri. Şimdi bize zaten p eksi 3'ün değeri verildiyse biz buradaki a değerini buluruz. X yerine eksi 3 yazdığımız zaman p eksi 3 ifadesinin 10 olmasını istiyoruz. Çarpı. Şimdi geldik. X yerine eksi 3 yazmıştık. Eksi 3 artı 2'den dolayı eksi 1, eksi 1'in küpünden dolayı buradan yine eksi 1 geldi. Eksi 3 eksi 2'den dolayı buradan da eksi 5 sayısı geldi. Yani 5a 10'a eşitse a değeri buradan 2 geldi. Yani o zaman bizim px polinomumuz 2 çarpı x artı 2'nin kübü çarpı x eksi 2 şeklinde yazılabilir bir polinom. P1'in değeri sorulduğu için x yerine sadece 1 yazmamız yeterli. 2 çarpı buradan 3'ün küpü 27 olarak gelecek. Buradan da eksi 1 olarak gelir. 2 ile 27'nin çarpımı 56. 56 ile de eksi 1'in çarpımı eksi, pardon, şurası 54 olmalı. Eksi 54 olarak cevabımız B seçeneğidir. Şimdi 28. sorumuza doğru ilerleyelim. 28. sorumuza geldiğimiz zaman. Sekizinci sorumuzda da diyor ki bize kenar uzunlukları X ve Y türünden verilen dikdörtgen biçimindeki bir panoyu. Çevre uzunlukları 2x birim olan 3 eş kağıt kenarları çakışacak biçimde aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir. Şimdi şurayı birazcık daha belirgin hale getirebiliriz şu kısmı. Evet, bu şekilde yazabiliriz. Zaten verilen uzunluklara baktığımız zaman mesela şöyle diyelim. Şurası A birim kadar olsun. Şurası B birim kadar. Şurası da B birim kadar olsun. Aynı şekilde şuraya kadar olan uzaklık o zaman A artı B x kadar uzunluk ve aynı şekilde şurası da y eksi x kadar olabilir şeklinde söyleyebiliriz. Şimdi panonun alanına baktığımız zaman panonun genel alanı y çarpı y kare eksi x kare şeklinde olduğunu biliyoruz. Şimdi bir kağıdın alanına bakmak istiyoruz. Bir kağıdın alanını da nasıl bulacağız? Y eksi x çarpı şu kısmın uzunluğu. Yani ne diyeceğiz oraya da? 2x eksi y kadar diyeceğiz. Kağıdın alanını da şöyle yazalım altına. Y eksi x çarpı 2x eksi y şeklinde belirtmiş olacağız. Şimdi bunu da neden söyledik? Hemen onu söyleyelim. Şuraya çizelim mesela bir tane kağıdı. Mesela şu uzunluğa A dedik, şu uzunluğa B, şu uzunluğa A, şu uzunluğu da B dedik, değil mi? Şimdi çevreye baktığımız zaman iki ortak parantezinde A artı B bize kağıdın çevresini vermiş olacak. Bu aynı zamanda neye eşit olmalı? A artı B kısmı x kadarlık bir kısım. Çünkü öyle dedik başlangıçta. 2x'e eşit olmuş olacak. Yani o zaman buradaki A artı B'yi yalnız bırakırsak x kadarlık kısım elimize gelmiş olur. Arkasından eğer B ifadesini yalnız bırakırsak bu da y eksi x'e eşit olacak. Yani A ifadesi de 2x eksi y kadar gelmiş olacaktır. Şimdi y çarpı y artı x çarpı y eksi x bölü y eksi x çarpı 2x eksi y. Zaten bu cebirsel ifadenin değeri soruluyor bize. Y eksi x'lerimiz sadeleşti. Y'yi parantez içine dağıtırsak y kare artı, şöyle yazalım. Y kare artı xy bölü paydamız da 2x eksi y olarak gelecektir. Yani cevabımız A şıkkıdır. Şimdi 29. sorumuza gelelim.
Ne diyor bakalım? Aşağıda her bir yüzey farklı renk olan bir küpün açılımı gösterilmiştir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rakamları her bir yüzeyde farklı bir rakam olacak şekilde küpün yüzeyine yerleştirilecektir. Buna göre küpün karşılıklı iki yüzeyindeki rakamlarının toplamının eşit olması şartını sağlayan kaç farklı yerleştirme yapılabilir şeklinde sorulmuş. Şimdi yerleştirilmesi gerekenler 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi baktığımız zaman karşılıklı yüzeylere gelmeleri gereken 1 ile 6, 2 ile 5 ve 3 ile de 4 olabilir. Bunu biliyoruz. Şimdi baktığımız zaman 1 için yazılabilecek 3 tane seçeneğimiz var. 2 için yazılabilecek 2 tane seçenek ve 3 için yazılabilecek de 1 tane seçenek kalıyor. Zaten arkasından şimdi 1 ile 6'nın yer değiştirme 2 tane şekilde olur. 2 ile 5'in yer değiştirmesi 2 farklı şekilde. 3 ile 4'ün yer değiştirmesi yine 2 farklı şekilde olacaktır. Bu çarpımın sonucu da bize 48'i verecektir. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Ve son sorumuza geliyoruz. 30. sorumuz. Aşağıda renkleri dışında özdeş toplar gösterilmiştir. Bu topların tamamı kutulardaki top sayıları eşit olacak biçimde başlangıçta boş olan A ve B kutularına yerleştirilmiştir. A kutusundan seçilen bir topun renginin sarı olma olasılığı 3 bölü 8. B kutusundan seçilen bir topun renginin mavi olma olasılığı 3 bölü 4'tür. Buna göre A kutusundaki turuncu top sayısı kaçtır şeklinde sorulmuş bize. Şimdi toplamda kaç tane topumuz olduğuna bakalım. 17 tane mavi topumuz var. 6 tane turuncu topumuz ve 9 tane de sarı topumuz var. Toplamdaki top sayısı 32 olacaktır. Şöyle toplam olarak yazalım, bir kenara unutmayalım bunu. Şimdi bakıyoruz. 2 tane kutumuz var. Burası A kutusu olsun, burası da B kutusu olsun. Şimdi toplamda 32 tane top olduğu için demek ki yarı yarıya paylaşacaklar. Yani 16 tane top burada, 16 tane top da burada olacak şekilde paylaşacaklar. Şimdi 3 bölü 8 A'dan seçilen bir topun renginin sarı olma olasılığı 3 bölü 8 ise 3 bölü 8'i 2 ile genişletirsek 6 bölü 16 olur. Dolayısıyla o zaman burada 6 tane sarı var. Bunu not alalım. Arkasından B'de de 16 tane top var. B kutusundan seçilen bir topun renginin mavi olma olasılığı 3 bölü 4'müş. Şimdi 4 ile 4'ün çarpımı 16. Dolayısıyla 3 ile 4'ün çarpımından dolayı 12 tane de mavi elimize gelecek. Şimdi B'de 12 tane mavi varsa kalan 5 tane mavi A kutusunda. 5 tane mavi. Tamam. Şimdi A kutusunda 5 tane mavi, 6 tane sarı top var. Toplamda 11 tane topumuz var. Şimdi bizden turuncu istenmiş. Toplam top sayısı 16. 16 eksi 11'den dolayı 5 tane de turuncu top kalmış olacak. Doğru seçeneğimiz o zaman E şıkkıdır arkadaşlar.